akşamlar efendim. Haftanın ilk günü Sağlıcakla programından sevgi, barış, mutluluk ve huzur dolu bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz konularla karşınızdayız. Bayağı geniş bir konu bugünkü konumuz Pelin Hanımcığım, biliyorsunuz. Evet. Kas iskelet sisteminin hastalıklarını ve özellikle tümörlerini konuşacağız. Bu çok önemli bir konu. Çünkü kas ağrıları, eklem ağrıları hemen hemen herkesin zaman zaman yaşadığı durumlar. Hatta siz bile bu sabah şuralarıma dediniz değil mi? Şuram ağrıyor dedim. Evet. Şuram ağrıyor. Efendim tabii ki Allah korusun sizin için öyle bir şey değil ama kas iskelet sisteminin hastalıkları ve özellikle tümörleri çok sinsiz seyredebilen hastalıklardan. Biraz yani sonra üşüttük de işte şuramız ağrıyor falan deyip geçiştirmeyelim. Evet, altından çok ciddi şeyler çıkabiliyor. Hı-hı. İnşallah çıkmasın tabii ama biz çıkabileceğini düşünmemiz lazım. Onun tedbirlerini anlatacağız. Nasıl teşhis konduğunu, nasıl tedavi edildiğini konuşacağız. Evet, o zaman hemen konuklarımızı alalım mı hocam? Bugün ortopedi ve travmatoloji uzmanı meslektaşlarımız bizimle birlikte olacaklar. İlk olarak doçent doktor Bahtiyar Demiralp gelecekler. Bahtiyar Hocam günaydın. Günaydın hocam, nasılsınız? Hoş geldiniz, sağ olun. Hoş geldiniz, sağ olun. Siz buyurun nasılsınız? Hocam. Buyurun. Buyurun. Efendim yardımcı doçent doktor Mustafa Şahin geliyorlar. Mustafa Hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş geldiniz, günaydın. Buyurun. Buyurun. Yardımcı doçent doktor Mehmet Bekir Ünal son konuğumuz. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş geldiniz, günaydın. Buyurun. Buyurun. Bizim hala jenerik müziğimiz devam ediyor hocam. Ben şu anda yönetmenim kulaklığımda hala jenerik müziğimi duyuyorum. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim şimdi biz girişte acaba abarttık mı? Yoksa doğruyu mu söyledik? Sizden duyacağız. Hakikaten bu kas ve kemik sisteminin hastalıkları çok şeyi taklit edebilen, çok basit şikayetlerle başlayabilen. Biraz sonra belki o konuya değiniriz ama benim hafızamda yani şöyle hatıralar var. Genç bir çocuk, 20 yaşında. Efendim top oynarken düştüm. İşte bacağım kırıldı. Alçıyı aldılar. Fakat daha sonra oradan işte Ewing sarkomu aklımda kalan olay. Farklı şeyler de olabilir. Ne demek hocam? Bir tür kemik kanseri. Teşhisi kondu. Fakat daha sonra ben bunu ortopedist arkadaşlarla konuştuğumda dediler ki o düşmekten olmamıştır. Zaten orada öyle bir hastalık başlamıştır. O düşmek ona vesile olmuştur, o yüzden kırılmıştır. Yani hakikaten hiç ummadığınız zaman sürpriz şeklinde ortaya çıkabilen, özellikle tümörleri için söylüyorum, bir grup hastalığı konuşacağız bugün. Biraz evvel dediğim gibi programdan önce sizlere söyledim. Biliyorsunuz Pelin Hanım'ın artık filmleri o kadar çok ki belki hatırlayamıyor, biliyoruz, unuttuk bile. Yani o kadar çok, bazılarını hatırlamayabiliriz. Malkoçoğlu, Kurt Bey'de oynamıştınız. Evet. Efendim şimdi bu hastalık grubunda da atı alan Üsküdar'ı geçmeden bir şeyler yapmak lazım diye girelim. Efendim Malkoçoğlu değil ama Battal Gazi'den bahsedeceğim. Battal Gazi biliyorsunuz Malatyalı. Efendim bilmeyen yok. Meşhur Cüneyt Arkın'ın filmleri var vesaire. Efendim şimdi Battal Gazi Emevilerle birlikte İstanbul'u kuşatanların arasında aslında. İstanbul'u tarihte çok kişi, çok devletler ele geçirmeye çalıştı biliyorsunuz. Emevilerin İstanbul'u kuşatması sırasında o orduya destek verenler arasında Battal Gazi ve askerleri de var. Battal Gazi ve askerleri Üsküdar'a geliyorlar. Onların yerleşme yeri Üsküdar. Bu arada bizim neden oluyor, filmlerde olmuyor, gerçek hayatta da oluyor herhalde. Üsküdar Tekfur'un kızına aşık oluyor Battal Gazi. Ve hemen orada evlenmeye kalkıyor. Tabii Tekfur bir taraftan izin vermiyor ama bir taraftan da yani oraya işgale gelmiş bir kuvvetin komutanından bahsediyor vesaire. Battal Gazi bir taraftan işte kızla yakınlaşmaya çalışırken, evlilik hazırlıkları yaparken bir taraftan da Tekfur'un bütün hazinesine de el koyuyor. Yani insan kayınpederine bunu yapar mı diyesi geliyor ama. Ve tutuyor bugünkü Kız Kulesi'ne saklıyor. Tekfur'un bütün hazinesini gizlice Kız Kulesi'ne saklıyor. Bu arada da Tekfur'un da çok güzel bir atı var. Battal Gazi de at aşığı. Yani ata çok meraklı. Fakat neticede kuşatmanın başarısız olacağı, İstanbul'un ele geçirilemeyeceği anlaşılınca gizlice efendim Battal Gazi kızı alıyor. Kız Kulesi'ndeki hazineyi de alıyor ve gidiyor Tekfur'un atını da alıyor. Atı aldığı gibi ordusuyla beraber bir gece vakti hızla terk ediyor Üsküdar'ı. Bu arada tabii Tekfur'un haberi olunca nerede benim atım, nerede benim atım? Oho diyorlar Sayın Tekfur'um, atı alan Üsküdar'ı geçti, artık onu yakalayamayız. Atı alan Üsküdar'ı geçti lafı da burada geliyormuş, ben de yeni öğrendim.
Efendim bugünkü hastalıklarla nasıl ilgisi var bilmiyorum ama yani hep erken teşhis falan diyoruz ya, hani oraya belki bağlayabiliriz Peren Hocam. Belki erkenden uyansaydı diyorsunuz, atı alıp geçemezdi Üsküdar'a. Atı da almış, kızı da almış, hazineyi de almış. Üsküdar'a da geçip gitmiş. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş yani. O zaman hemen ben şu soruyu sormak istiyorum. Tümör ne demektir? Şimdi Peren Hanım, tümör dediğimiz şey aslında bir şişlik. Latince'de biz tümör tabirini kullanıyoruz. Bu şişlik demek. Vücudumuzdaki her türlü şişlik tümör olarak algılanıyor. Bu elimizin üstteki küçük bir yağ bezesi de ya da buradan hani eklem sıvısının fıtıklaşması hep elimizin sırtında olur. O da bir tümördür. Yüzümüzdeki olan ufacık bir şişlik de bir tümördür. Ama bunun içinde iyi ya da kötü huylu olabilen bir sürü dokunun şişliği hep tümördür. Bu bazen kaslı olur, bazen tabii bizim konumuzun dışında olan iç organlara ait tümörler de olabilir. Normalde olmaması gereken bir yerde bir dokunun şişmesi, büyümesi tümör olarak algılanır. Bunun selim ya da habis olması artık o tümörün incelenmesine İncelenmesiyle bağlı olan bir şey. Değerlendiriliyor. Bazen çok basit dediğim gibi bir eklem sıvısının fıtıklaşması çıkıyor. Bazen küçük bir yağ bezesi çıkıyor inceleme sonucunda. Bunlar hep bizim selim, benim dediğimiz ya da sedim dediğimiz iyi huylu yapıda. Bazen kemiklerde, kasta, sinir dokuda, her yerde, vücudun her yerinde olabildiği gibi kötü huylu da olabiliyor. Bunlar da işte habis dediğimiz ya da bizim malign olarak adlandırdığımız tipte tümörler, şişliklerdir. Peki selim tümörlerin de tehlikesi var mıdır? Mesela diyelim ki birisinde hani bir şey çıktı şurasında. Yani selim böyle işte ne bileyim bir şey de alındı, bakıldı. Yani onu tamamıyla her selim olan tümörü de almak mı gerekiyor veya takip etmek gerekiyor mu? Daha sonra acaba bu habise dönüşür mü? Yani demek istiyor ki Peren Hanım, her selim selim midir? Bazıları da Yavuz mudur? Peki şöyle, normalde selim tümörler adı üstünde iyi huyludur. Problemsizdir. Tabii adı konduğu zaman. Adı konuna kadar bu baktık bu tamam, bu iyi huylu, hiç problem yok diye çok geniş, çok rahat davranmamak lazım. Adı konana konduktan sonra eğer iyi huyluysa genellikle hep iyi huyludur. Çok nadiren bazı tipleri vardır. Ailesel tipleri vardır. Bazı özellikli yerleşenleri vardır. Çoklu sayıda olanları vardır. Bunları uzun dönemde baktığınız zaman riskleri vardır. Yani kötü huyluya dönme, habise dönme riskleri az da olsa vardır. Ama genellikle adı kondu, adı selim ise bu selimdir. Peki mutlaka almak mı gerekiyor her tümörü? Yok tabii ki her tümörü almak gerekmez. Bizim için iyi huylulardan için konuşayım. Kozmetik problem yaratan, bu en son tabii ilk söyledim ama en son. Hareketleri kısıtlayan, mesela dizin iç kısmında yerleşir ya da arka kısmında dizi katlarken, açarken hareketlerde ağrı yapar. Kaslara, tendonlara ya da başka dokulara bası yapabilir. Bazen bakıyorsunuz çok iyi huylu bir tümör. Dokunun içinde yerleşip sinire baskı yapar ve sinirde sanki sinir felciymiş gibi belirti verir. Bu tip yani çevre dokulara zarar verebilecek, normalden fazla büyük bir görünüm sağlayan, görüntüsel olarak, fonksiyon olarak zarar verenler çıkartılmalı. Ama ya da bazen tabii hep yumuşak doku konuşuyoruz. Kemiklerde, kemiğin içinde oluşabiliyor kemiğin içinde. Tabii kemiğin içinde oluşup da şurada görüntümüz var. Gösterebilirsek. Evet. Mesela bakın bu da selim bir tümör, iyi huyludur ama kemiğin içinde kırık riski vardır. Yani kemiğin biraz önce hocamın bahsettiği bayağı gibi. Bayağı içine yerleşmiş yani. Tabii içine yerleşiyor, yerleşmiş. Kemiği kalın genişletiyor, balon gibi açıyor evet. Ve bunun kırık yapma riski var. Kırık yapma riski olduğu için biz ameliyat ediyoruz. Kemiği genişledikçe kırabilir tabii ki. Bahtiyar hocam, şimdi selim tabiri biliniyor. Yani iyi huylu demek. İyi huylu. Malign de adından da anlaşılıyor. Kötü huylu demek. Biz burada kastettiğimiz malign dediğimiz zaman kanser türü. Ama kas ve kemiklerin kanserlerine aslında kanser denmiyor. Ne deniyor? Sarkom diyor. Sarkom deniyor. Aslında öyle demek lazım. Hani herkesin anladığı tabirle biz kanser diyoruz ama tıbbi anlamda kas ve kemiklerin tümörlerine kanser demiyoruz da aslında sarkom diyoruz. Şimdi burada kötü huylu olması... Sarkom lafını falan duydukça insanların dikkatli olması gerekiyor. Evet. Yani burada asıl bizim vurgulamaya çalıştığımız kötü huylu, yani sarkom, yani kanser dediğimiz zaman burada korktuğumuz şey en önemlisi oraya buraya sıçrayabilmesi, başka organlara da yayılabilmesi vesaire. Ama sizin de anlattığınız gibi selim, iyi huylu demek
hiçbir şey yapmaz orada dursun anlamına da gelmiyor. Bunun altını çizmemiz lazım, evet, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Peki o zaman hem hoş geldin demiş olalım hem de biraz konuyu hafifçe değiştirelim diye ben Mustafa Hocam'a tekrar döneceğim. İyisiniz değil mi? Çok bu sabah iyi, sizi enerjik ol. Görüyorum. Sağ olun. Evet. Şimdi kötü huylu tümörlerini ve iyi huylu tümörlerini ayrı ayrı bir inceleyecek olursak. İsterseniz kötü huylulardan bir bahsedelim. Kemiğin kötü huylu, kemik veya kasların kötü huylu tümörleri tek bir tane değil herhalde. Değişik değişik tipleri var. Hani hepimizin anlayabileceği gibi. Çok da tıbbi olmasın tabii tabirler ama. Ne gibi farklı tümörleri var? Tabii kötü şimdi, huylu olarak. Kemiğin kötü huylu tümörleri dediğin zaman bir sürü alt sınıfı var aslında. Ancak çok kaba bir sınıflama yapmak gerekirse işte bölgesel sınıflama yapabilirsiniz. Mesela çıktığı lokalizasyonla alakalı olarak, yaşa bağlı olarak bir sınıflama yapabilirsiniz. İleri yaşta çıkanlar, genç yaşta çıkanlar diye bu şekilde bir sınıflama mevcut. Bir de içerisindeki hücrelere bağlı olarak bir sınıflama yapabilirsiniz. Yani acaba kemik hücreleri mi içeriyor, onların bir tümörü mü ya da kötü huylu bir gelişmesi mi? Acaba kıkırdağın bir şeyi mi, kötü huylu bir tümörü mü? Bir de aslında kemik tümörlerinden, yani orijinal kemik tümörlerinden daha sık karşılaştığımız başka bir organın tümörünün kemiklere acaba yansıması ya da işte metastaz dediğimiz uzak yerleşimi yani olabilir akciğer mi? Akciğer kanserimiş de evet. Kemiğe sıçramış. Biz onu mu görüyoruz? Yani bunu nerede görüyoruz? Mesela akciğer kanserinde görüyoruz. Kadın ve erkekte eşit. Kadın olduğu zaman meme kanserinin sıçramasını daha çok görebiliyoruz. Erkek olduğu zaman prostat kanserinin mesela sıçramasını daha sıklıkla görebiliyoruz. Aslında çok kaba tabiriyle tümörleri bu şekilde sınıflamak mümkün. Bir kötü önemli huylar. Nokta da şu, peki, siz tabii söylediniz aslında kelime, Peren Hanımcığım çok affedersiniz. Aslında cümle arasında söylediniz ama o bir anlaşılsın istiyorum ben. Şimdi kemik deyince ne anlıyoruz? Böyle kalsiyum, ser, taş gibi bir şey falan anlıyoruz. Kemik canlı bir şey midir? Hücreler dediniz çünkü. Kemik hücresi var mı? Yani canlı bir şey mi kemik? Tabii kemik yaşayan bir dokudur aslında. İnsan hayatı boyunca çeşitli değişiklikler göstermesine rağmen kemik yaşayan canlı bir dokudur. En baştan itibaren, çocukluk yaşından itibaren giderek büyür, sürekli yapım yönünde bir aktivite gösterir. Belli bir noktaya geldiğinde yapım ve yıkım dengeye gelir ve düz bir çizgi çekmeye başlar. Özellikle bir yaştan sonra da, ileri yaştan sonra da bu defa yıkım yönünde bir şey gösterir. Eğri ya da çizgi gösterir. Bu defa yıkım yönünde şey yapar. Ama mutlaka canlıdır ve sürekli bir algı vergi içerisindedir. Ve mutlaka evet kemik dokusu ya da kemik hücresi denilen, osteosit denilen hücrelerde vardır. Çünkü kemik hem kalsiyumun yani minerallerin hem kolajen dediğimiz bağ dokusunun hem şey hücrelerin işte kemik hücrelerin, osteositlerin bir arada bulunmasıyla bunların birbirleriyle yaptıkları bağlarla oluşturulmuş gerçekten hem sert hem de yerine göre elastik olabilen yani esneyebilen bir dokudur kemik. Yani bayağı yaşayan, evet, beslenen bir dokumuz bir kemik. Organ bile tabii diyebiliriz. Yani sadece içinde bile kalsiyum birikmiş, kireç birikmiş bir şey değil, depo değil yani. Bir organ, tabii ki. Ona da bir tabii organ ki gibi bakalım, evet, o zaman. Tabii ki. Peki teşhisini nasıl koyarız, tanısını nasıl koyarız bunların? İlk başta geldi ve bir şeyler tespit edildi ve bu anlamda da ne yaparız? Yani ilk başta film mi çekeriz, biyopsi mi alırız, ileri tarama mı yaparız, neler yaparız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kemik tümörleri bir kısmı gerçekten sinsi başlangıçtı. Hani hastaya sadece bir kırıkla karşımıza gelebilen tümörler olabilmekle beraber bir kısmı da ciddi ağrıyla başlayıp akut gürültülü bir başlangıçla karşımıza çıkabilen tümörler. Kemik tümörlerinin dediğim gibi temelde yani ortaya çıkabileceği iki şey bir bu şekilde hastanın bir sinsi gece ağrısı hiç bitmeyen geçmeyen bir ağrı hissetmesi. Çünkü kemik tümörlerinde tüm... Onun dışında başka bir belirti vermiyor mu mesela? Şöyle çoğu yani sonuçta kemik tümörlerimiz çok ileriki aşamaya gelmedikten sonra kemiğin içinde olduğu için tümör siz hani eliniz hani bir yumruğu şeyi hissetmeniz hissetmiyorsunuz. Tabii. O bölgede ağrı hissediyorsunuz. Ya da işte hasta bir müphem bir ağrısı var. İşte geçmiyor ama günün birinde ciddi bir travmayla oradaki şey olmuş kemik yani zayıflamış olan kemik oradan kırılıyor böyle karşımıza çıkılıyor.
Bunlar genelde kemik tümörleri. Bir de kemik tümörlerinde tabii bizim için en önemli şeylerden biri en sık gözüktüğü yaşlar adolesan. Yani özellikle kemikten korktuğumuz osteosarkom dediğimiz. Bunun çağında mı? Bunun çağında, yani? Çocukluk çağının tümörü. O yüzden hani bunda da şöyle bir şey var. Bu çocuklarda büyüme ağrısı denen şey hiçbir zaman atlanmamalı. Daima özellikle hani o 9 ila 15 ya da 20'li yaş arası gruplarda hani devam eden müpem eklem ağrıları hep bizleri yani ortopedistleri acaba bir osteosarkom kemik tümörü olmasın diye şey yapar. Hep deriz ya biz hani çocuklar bacaklarımın kemikleri ağrıyor, kemikleri ağrıyor, büyüme ağrısı, bacak büyüyorlar deriz ya. Eğer o uzun sürüyorsa ki evet. Tabii ki büyüme ağrısı da var mutlaka ama eğer o uzun sürüyorsa o zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor ki özellikle o çağlarda diyorsunuz. Oraya bir nokta koyalım seyircilerimiz. Evet bu anlamda. Tabii bütün vücudumuz kemiklerle dolu. Tepeden tırnağa kadar her yer kemik. Yani kemiğin üzerinde vücudumuz aslında inşa edilmiş. Bu ağrıların olduğu yerler anlamında yani boynum ağrıyor diyenle, dizim ağrıyor diyen, ne bileyim kaval kemiğimde geçmeyen 3 aydır bir ağrı var diyenle, belimde geçmeyen bir ağrı var diyen sizin için aynı anlamı mı taşır? Yoksa bunları işte yaşına göre, efendim yerine göre daha hiç tetik bile yapmadan, çünkü tetiklerini de herhalde ona göre planlıyorsunuz, böyle bir ayrıma gidebiliyor musunuz? Yok, şöyle söyleyeyim. Tabii ki kemik tümörlerin için mesela kimisi işte kondrosarkom dediğimiz kıkırdak içeriği fazla olan tümörler ileriki yaşlarda gözükürken işte osteosarkom dediğimiz kemiğin büyüme aşamasında ortaya çıkan tümörler daha erken yaşta ortaya çıkıyor. Çok sıklıkta gözüküyor galiba onlar. Çok sık değil ama gene de bir sıklığı var. Bu sarkom dediğimiz kelime yani mezenkimal doku, yani vücudumuzdaki mezenkimal dokudan çıkan bütün tümörler sarkom. Epitel dokusundan çıkan tümörlerde işte karsinom olarak adlandırılır tıpta. Bu mezenkimal doku olduğu için yani vücutta kemiğin olduğu her bölgede kemikten bir tümör çıkabilir. O yüzden belli bir bölgede geçmeyen müpem ağrılar, yani parmağınızın, işaret parmağınızın ucunda da kemikten de kemik tümörü çıkabilir. İşte büyük femur kemiğinizden de çıkabilir. İşte kafatasınızdan da çıkabilir. Omurilinizdeki herhangi bir işte vertebranızdaki kemikten de çıkabilir. O yüzden bu bölgedeki geçmeyen tümörler daima bizleri geçmeyen ağrılar bizleri şüphelendirmelidir. Her zaman oranın bir röntgeni çekip bakarız. Romatizmayla karışabilir mi? Mustafa hocam, siz çok diz ağrılarıyla ve özellikle de proteze, diz protezleriyle biraz daha fazla ilgileniyorsunuz diye biliyorum. Doğru biliyorum değil mi? Doğru. Onun için size soracağım. Hani dedik ya sinsi ağrılarda yapabilir diye. Özellikle belli bir yaşın üzerinde dizleri ağrıyanlar, işte ne bileyim ben eklemleri ağrıyanlar, romatizmayım ben. Zaten 3 defa doktora gitmiştim, 5 defa doktora gitmiştim. Bana şu ağrı kesicileri vermişlerdi. Aman sen de denebilir. Bu anlamda romatizma ağrısıyla tümör ağrısı veyahut da hastalığın ortaya çıkış şekli arasında farklar var mı belirgin? Aslında çok belirgin farklar var ama tabii bu bizim için var. Ama hastaya baktığınız zaman hastanın söyleyeceği şey size bellidir, ağrı. Ama nasıl ağrı? Bunu çok iyi sormak lazım hastaya. En önemli özelliklerinden bir tanesi aktiviteyle olan ağrı mı, istirahatte de mi var ağrınız? Mesela bu çok önemli. Eklem sağlığını ilgilendiren problemlerde genellikle o eklemi hareket ettirdiğinizde ağrı oluşur. Yani bir kireçlenmesi varsa, bir romatizma, eklem romatizması varsa veya eklemin içerisinde bir şeyler bozulmuşsa, o eklemi eğer siz hareket ettirmiyorsanız çok fazla hasta ağrı hissetmez. Ancak Allah korusun bir tümör ya da başka bir şeyden, kanserden, sarkomdan bahsediyorsanız ağrı süreklidir. Hep belli ayardadır. Mutlaka birazcık dalgalanma gösterir, azalır veya artar ama hep vardır ağrısı. En önemli özelliklerinden biri budur. Mesela gece ağrısıdır. Gece sürekli ağrı olur. Hasta ağrı nedeniyle uyuyamaz. Ya hiçbir aktivitede bulunamaz. Bırakın hani yürümekten, şundan bundan bahsetme. Hiçbir aktivitede bulunamaz. Hiçbir şey de bulunamaz. Aslında en önemli ayrıcı özelliklerinden bir tanesi de budur. Ağrının süreklilik arz etmesidir. Ve istirahatte sanki biraz daha artıyor gibi olması da var. O neden oluyor acaba? Yani hani normalde bu romatizmal ağrılar dinlenince azalırken bu kansere bağlı, ben de kanser diyorum, sarkom diyecektik değil mi? Kanser diyelim. Öyle yani, de diyebiliriz. Öyle de diyebiliriz. Evet. Ve siz sarkom deyin, ben kanser tamam, diyeyim. Olabilir, tamam, olabilir. Öyle anlaşalım. Tamam. Hatta dinlenince sanki daha da artıyor gibi oluyor. Niye öyle oluyor? Yani şöyle açıklanabilir o. Hastanın aktivite esnasında ya da günlük hayatın getirdiği o çabalar esnasında belki birazcık
unutmasıyla açıklayabilirsiniz bunu. Yoksa özel olarak gece ya da istirahatte orada daha fazla bir aktivite gerçekleşip de o daha fazla ağrı çıkıyor diye bir şeyi yok. Ki dinleniyor, dinlenmesine rağmen hala ki, ağrıyorsa o zaman bir durup durmak lokalize lazım. Olmakla alakalı bir şey. Yani oturdum ben, dinlendim. Neremde bir şey var işte, artık onu tartmaya başlıyorum. Bakıyorum ya, bir şey var bende belli ki. Devam ediyor. Evet, yani, evet. Burası demek ki sanki daha çok ağrıyormuş gibi hissedebilir insan, ama özel olarak işte gündüz daha çok olmaz da işte daha az olur da gece daha çok olur veya istirahatte daha çok olur diye bir ayrım yapmak. Bütün vücut hareketsiz istirahat halindeyken bir yer istirahatte değil. Bir yerde bir şeyler oluyor, orayı hissediyor. Onun için daha fazla. Allah korusun. Allah korusun. Beren Hanımcığım, ara verme zamanımız gelmiş. Tamam. Efendim, kemik kas hastalıkları ve tümörlerini, özellikle tümörlerini bugün ağırlıklı konuşmaya çalışacağız. Kısa bir ara için sizden izin istiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim, Sağlıcakla programımız devam ediyor. Bugün konuştuğumuz konu kemik tümörleriydi. Ben kısaca söylüyorum. Kemik tümörleri diyorum. Gerçekten de çok önemli. Çocuklarımızın özellikle büyüme ağrısında karıştırdığımız bu kemik tümörlerini atlamamamız gerektiğini söyleyip programımıza tekrar devam edelim hocam. Bu değil mi? Çocukların teşhisinde... Aslında bütün kanserler gençlerde daha az gözükürken bu neden gençlerde daha fazla? Şimdi hocam şöyle, aslında gençlerde daha fazla tam değil. Şimdi bizim iyi huylu tümörlerimiz çocuklarda, gençlerde biraz daha fazla gözüküyor gerçekten. Bunun sebebi büyümeyle ilgili. Hasta çocuk büyürken kemikte yapım yıkım olayı birazcık fazla oluyor. Tabii fazla olunca da yapım yıkım olayında hücrelerin sağa sola sapması biraz daha fazla. Ama kötü huylara baktığımız zaman Türkiye'de ortalama görülen, yılda görülen kötü huylu kemik ya da yumuşak doku kaynaklı tümör sayısı 150 civar. Yani korkunç bir rakam değil. Diğer meme tümörlerine, diğer prostat tümörlerine, ileri yaş tümörlerine kıyasladığınız zaman 150 rakamı çok büyük bir rakam değil. Tabii bunu da bir de baktığınız zaman sadece hepsi çocuklarda değil. Büyüklerde, orta yaş grubunda, çocuklarda bunun hepsini kattığınız zaman çok fazla bir rakam gibi değil. Fakat biraz önce konuştuk. Büyüme esnasında kemik yapım yıkımı arttıkça hücrelerin sağa sola sarkmaları biraz fazla oluyor. Yön değiştiriyorlar. Yapım hatası. Hücreler şey değiştiriyor. O zaman genetik olabilir mi hocam? Yani genetikte diyebilir bazılarının, miyiz? Bazılarının, mesela Ewing sarkomunun biraz önce lafı geçti. Ve bazı tümörlerin genetik eğilimleri var. Bazı gen bozukluklarında birden fazla tümörün, mesela bir osteosarkoma, retinoblastoma dediğimiz iki tane tümör vardır. Arda arda görülme şansı var. Fakat bunlar tabii hepsi için geçerli değil, bir kısmı için geçerli. Bunlarda genetiğin de etkisi var ama daha çok dediğim gibi hücrelerin sağa sola sapması ile ilgili. Bunlarda da tabii tümörleri konuşurken şunu söylemek lazım. Mesela çocuklarda olanlar diz bölgesinde biraz daha fazla görüyoruz. Çünkü büyümenin en fazla olduğu yer diz bölgesi. Uyluk kemiğin alt kısmı, kaval kemiğin üst kısmı. Erişkinde olanları birazcık daha santral kemiklerde, yani leğen kemiğinde, omurgalarda, öyle yerlerde görüyoruz. Bu yaşa, cinse, bazı tümörler bayanlarda fazlayken bazıları erkeklerde biraz daha fazla gözüküyor. Bazıları dediğim gibi yaşlı grupta daha fazla gözükürken orta yaş grubu ve çocuklarda, gençlerde gördüğümüz gruplar biraz daha farklı. Tümörlerin, tabii bunları niye böyle söyledim? Baktığınız zaman tümör sayısı çok. Yani cinsi çok. Tümör cinsi çok ama görme sayısı az. Hangi cins bizi korkutuyor peki? Bizim için en fazla gördüğümüz osteosarkom ve Ewing sarkom vardır. Erken yaş grubunda.
bizi uğraştıranlar, işte kemoterapisi, radyoterapisiyle, cerrahisiyle falan bizi uğraştıran gruplar daha çok bu gruplardır. Hmm. Şimdi cins çok, sayı az. Böyle olduğu zaman bunların tanısında da zorluklarla karşılaşıyorsunuz. O zaman sınıflamak için, tanısını kolaylaştırmak için bazı bölmeleri ayırıyoruz. Mesela diyoruz ki erişkinse hasta, böyle bir ağrısı varsa, bayansa, şu yaş grubundaysa daha çok bunu görebiliriz. Çocuksa, şurası ağrıyorsa, dizi ağrıyorsa mesela, dizinde şişlikle beraber aktivite sırasında olmayan dinlenmeyle beraber ağrılar varsa bu olabilir diyoruz. Böyle böyle grupladığınız zaman tanıya birazcık daha rahat yaklaşıyoruz. Ben şunu tekrar sormak istiyorum. Az önce benim hani bir hatıramdan bahsettim. Size Ewing sarkom demiştim. Bu kemik tümörlerinin travmalarla, darbelerle, düşmeyle, kalkmayla, özellikle çocuklarda ve gençlerde bahsediyorum. Bir ilgisi var mı? Mesela bir yerde kırık oldu. Diyelim ki bacağı kırıldı, kolu kırıldı çocuğun. Bu kırık yerinden böyle bir tümör gelişme ihtimali var mı? Hocam şimdi öyle gerçekte bakarsanız öyle gördüğümüz hastalarımız var. Ama istatistiki olarak bilimsel çalışmalarda yapılan yani tüm dünyadaki araştırmalarda istatistiki olarak bunun bir anlamı yok. Yani normalde şu söyleniyor, travma ile bunun bir ilgisi yok. Travma sonrasında böyle bir tümör gelişme şansı yok. O zaman biz de şunu diyoruz, demek ki burada bu tümör var, burada bu grup var, kemiği zayıflatan bir grup var ve bundan dolayı kırık oluşuyor. Biz buna patolojik kırık diyoruz zaten. Patolojik kırık dediğimiz şey de normalde kemiği kırmayacak güçte bir travmayla, yani hafif bir travmayla kemiğin kırılması. Ama baktığınız zaman istatistik olarak, bilimsel olarak travmadan sonra gelişen tümör grubumuz mantıklı olarak yok. O zaman şöyle diyebiliriz, bu tümör kemiğin içine yerleştiği zaman kemiği yemeye başlıyor. Evet. Aynen. Yiyor, kemiği yiyor. Yıkımı, yani. Kemiğin yıkımı artıyor. Yapımdan daha çok yıkım oluyor. Evet, o başlıyor o bölgeyi, evet. Diğer bölgeleri yavaş yavaş ve onun içinde daha çabuk kırılmalar söz konusu olabiliyor. Daha çok ağrılar söz evet. konusu olabiliyor. Peki hocam bu tanı esnasında ayırdınız, tanılara ayırdınız. Ondan sonraki yol ne oluyor? Ne yapıyoruz ondan sonraki yolda? Şimdi şöyle, tanıda, tabii tanıyı aslında birazcık daha tanıyı da ayırmak lazım. Ayırmak gerekiyor. Hastamız ilk geldi bize, bacağında ağrısı var ya da şişliği var. En fazla iki sebep bu, bize geliş sebebi. Ağrı ve şişlikte bizim hastamızı iyi dinlememiz önemli. Hasta bize ağrının ne zaman olduğunu, nasıl başladığını, ne zaman, ne kadar sürede devam ettiğini söylüyor. Mesela özellikle bir tümör vardır, osteoid osteoma dediğimiz, iyi huyludur tamamen. Özellikle genç yaş grubunda, çocuklarda gelişir ve gece ağrısı yapar. Sadece odur. Gündüz hiçbir şey yoktur, gece dayanılmaz ağrı yapar ve aspirinle geçer. Bildiğimiz aspirinle geçer. Salgıladığı, yani ağrı kesici demiyorsunuz, aspirin diyorsunuz. Aspirin, özellikle evet. aspirine cevap veriyor. Salgıladığı hücre grubunda bazı maddelerle ilgili. Bu mesela bu hikaye dinlediğiniz zaman tanı bellidir, 3 aşağı 5 yukarı. Ya da hasta bize şişlikten bahseder, dizinin etrafında olan, 10 yıldır olan bir şişlik ya da bir ayda büyüyen bir şişlik. Bu bizi kabaca yönlendiriyor. Sonra bizim için en basit, en güvenilir, en kolay tetkik film. Normal film. Yani hemen MR falan şu bu bir sürü şey değil. Önce film. Filmde biz iyi huylu tümörlerin %80-90'ını adını koyuyoruz filmle. Sadece basit bir filmle. Ekranda bir tane. Evet, şu anda bir ekranda film var ama bu tedavi. Bu tedavi esnasındaki film. Evet. Bu tedavi esnasındaki tedavi film. Esnasındaki film. Aha, evet. Daha sonra mesela filmden sonra şüphelendiğimiz şeyde MR çekiyoruz. Ve MR'da mesela bakın bu bir film. Evet. Filmde baktığınız zaman kemiğin hemen yan tarafında, ekrana göre sol tarafında bir şişlik var. Ortası delik bir şişlik. Delik evet. Bu kemikte olmaması gereken bir görüntü. Bu görüntü bize bu kemikte zaten hasta ağrıyla şişlikle geliyor. Burada bir problem olduğunu gösteriyor. Bu problem normalden daha böyle aktif, agresif dediğimiz... Hocam oradan daha iyi görebiliriz belki. İsterseniz tabii ki şöyle geçelim. Çünkü birkaç tane güzel görüntü var. Uzakta kalınca çok anlaşılmıyor.
Şimdi ne kadar enteresan olmuş. Bu baktığımız zaman kaval kemiği değil mi? Bu kaval kemiğimiz, bu da fibula dediğimiz ince kemiği. Şimdi şurası kas kısmı olduğuna göre demek ki bu çocuksa eğer... Bu erişkin. Erişkin mi bu? Siz hastayı tanıyorsunuz. Erişkin bir hasta. Bu baktığı zaman burada bir bacağında bir şişlik görüyor demek hasta ki. Hasta bacağının iç tarafında bir şişlikle geliyor. Evet. Bu şişlikte geldiği zaman biz dokunduğumuz zaman sert kemik kıvamında bir şişlik görüyoruz. Evet. Daha sonra film çektiğimiz zaman normalde kemiğin şöyle olması gerekirken kemikte bir büyüme, ortasında bir delik, burada hafif hafif küçük baktığımız zaman çıkıntılar. Ha diyoruz ki burada olmaması gereken bir yapı, bir tümöral bir kitle var. Bu iyi huylu mu kötü huylu mu anlıyor musunuz şu anda? Şöyle iyi huylu kötü huylu %100 söylemek doğru bir şey değil ama şu görüntü hızlı büyüyen bizim agresif tipte dediğimiz iyi huylu olsa bile tedavisi mutlaka gereken ve hızlı büyüyecek iyi huylu bir tümördür. Yani ha, bu iyi huylu bırakalım bir şey yapmayalımlık bir kitle değil. Ama büyüyecek. Büyüyecek. Çünkü hızlı ve rahatsız edecek. Yapısı belli. Evet. Yani biz bunu ne yapıyoruz? Daha sonraki tetiklerimizde bir tomografi çekiyoruz kemikteyse. Yumuşak dokuyu görebilmek için MR ağırlıklı filmler çekiyoruz. Ya da bu aktif mi değil mi? İçini ne yapıyor? Gerçekten kemik üretiyor mu, üretmiyor mu diye görmek için evet. Sintigrafi çekiyoruz. Kemik sintigrafisi. Bunlarla biz bunun kabaca adını koyuyoruz. Kabaca adını koyduktan sonra asıl tanı biyopsidir her zaman. Biyopsi. Bahtiyar Hocam, asıl tanıya geçmeden önce İstanbul'dan bir telefonumuz tabii varmış. Ki. Evet, bir telefonumuz buyurun. Var. Alalım onu. Alo. Efendim. Merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nerciye Hanım. Yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz Nerciye Hanım. Buyurun, sizi şimdi dinliyoruz. 18 yaşında bir yeğenim var benim. Bunun elinde tümör var. Bir de birkaç tane ama hiçbir çare bulamadık. Elinde mi? Evet, elinde tümör var. Neresinde efendim çare... elinin? Parmak neresinde? Parmaklarında mı, bileğinde yok, mi? Yok, parmaklarında değil. Bilekle el arasında birleşen yerde. Hı hı. Ha şu kısım evet. Demek istiyorum. Birkaç tane birden. Birkaç tane, evet. Birkaç tane. Elin içinde, el kenarlarında da var. Adını söylediler mi? Teşhisi belli mi? Adını söylediler ama şu an aklımda değil. Çünkü götürmediğimiz doktorumuz kalmadı, hastane kalmadı. Ameliyat olmuyor, kan duramazmış. Kan duramadığı için de yapamıyorlar bunu. Bahtiyar Hocam. Hastamızın, öncelikle geçmiş olsun Hacı Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Anlattığınız şey hemanjiyom dediğimiz... kan damarlarının bir tümörü gibi duruyor. Tabii evet. Hemanjiyom bazen tek başına olabilir çoklu hı hı. olduğu zaman. Bazen de enkondrom dediğimiz kemiğin kıkırdak tümörleriyle beraber birlikte olabilir. Hı. Bunda evet. özel bir isim vardır Maffucci sendromu diye. Hı hı. Kemikte de var mı yok mu? Ya da sadece yumuşak dokuda damarları ilgilendi. Damarlar evet damarlara denk geliyormuş. Şimdi eğer böyleyse tedaviyle ilgili anlatayım ben size konuşayım. Hı hı. Evet. Her zaman için bunun cerrahisi, mutlak bir tedavisi gerekmiyor. Sadece evet. takip bile yeterli olabilir. Görüntü olarak bir miktar tabii kozmetik görüntü bozukluğu yapıyor ama hı hı. baktığınız zaman, çünkü hemanjiyom şöyle düşünün, bir yumak düşünün. Yumağın evet. içinde, o yumağın bütün iplerinin kan damarı olduğunu düşünün. Hı. Nereden yumağın ipi giriyor, nereden çıkıyor, kaç tane ip girip çıkıyor? Kaç tane damar girip çıkıyor? Her zaman bulmak, onların hepsini yok etmek mümkün olmayabilir. Yani burada bir şey yapamıyoruzdan ziyade yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Anlamak lazım. Evet. Dolayısıyla evet. bunu almak çok cazip değildir her zaman için. Evet. Bunu bazen damarların içini doldurarak, radyoloji yöntemleriyle dondurarak hatta tedavileri var. Ama hı-hı. parmaklarda bu da cazip değil. Çünkü parmağı besleyen damarları da etkiliyor. Evet. Dolayısıyla bu tip tümörlerde bir de iyi huylu olduğunu, hemanjiyom olduğunu teyit ettiğimiz zaman sadece takip bile yeterli oluyor. Çünkü bu iki defa ameliyat oldu, her seferinde ürüyor. Eğer ameliyat olursa... İki kere oldu. Söylemiştim ya, tamamını almak mümkün olmadığı için, evet, tamamını evet. almadığımız için yeni damar oluşumları birazcık daha fazla olur. Yeni damar oluşumları fazla olunca sanki büyüyormuş gibi bir intiba da bırakır. O yüzden olduğu şekilde takip bazen yeterli oluyor. Şurada bir görüntü var, bir iskelet görüntüsü, el iskeleti. Bu hanımefendinin bahsettiği hastalık, buradaki kemikleri kemiği besleyen damarlarla mı ilgili? Etraftaki yumuşak dokudaki damarlarla ilgilidir. Hastanın elinde
şişlikler, mor evet. renkli şişlikler böyle sanki tombul tombul, boğum boğum elmiş gibi olur. Aynen. Ama bu sadece bizim için... Hocam takip herhalde edeyim. Bunun bir ilaç tedavisi yoksa, radyoterapiyle düzelemiyorsa bu damarların tamamen dondurulması da mümkün değil. Çünkü el de oradan besleniyor. Ne yapmak lazım? Parmağı kesmek lazım. O zaman da fayda mı zarar mı? Yani şöyle, zararı daha fazla olacağı için dokunmuyorsunuz değil eğer mi? Eğer kötü huylu düşünülürse bazı şeyler göze alınıyor. Ama hemanjiyom gibi iyi huylu bir şey düşünürsek ve hastaya hayati bir tehlike yaratmıyorsa gereği sadece görüntüselse o yüzden gereği yok. Gereği yok. Evet. Ama zamanla elini kullandıkça ağrı da yapıyor bunda. Haklısınız. Hemanjiyomların şöyle bir özelliği vardır. Eli fazla aşağı sarkıttığı zaman soğuk havalarda özellikle çok kullandığı zaman damarlardaki dolgunluk nedeniyle ağrı yapabilir. Evet. Fakat dediğim gibi hangisi ağır basarsa tedavi edelim, bazı şeyleri daha fazla zararlı olup göze mi alalım, yoksa sadece ağrıdan uzaklaşmamak adına ağrıyı da tolere ederek böyle mi devam edelim? Genellikle hemanjiyomların, eldeki hemanjiyomların takibinde eğer multilobule dediğimiz çok 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 sayıdaysa takip bile yeterli olabilir. Takip. Gerçi evet. Mehmet belki bir şeyler söyler. Mehmet el cerrahımız aynı zamanda. Siz ne dersiniz Mehmet? Ona yardımcı olursanız. Evet. Yani dediğim gibi hemanjiyomlarda iyi bir tetkik etmek lazım. Bazen DSA dediğimiz yöntemlerle işte damara ilaç vererek şeyin ne kadar hemanjiyomun ne kadar nereye yayıldığını şey yapabiliyoruz. Lokalize edilip bazı durumlarda hani düzgün bir şekilde çıkartılabilme imkanı da nadir de olsa olabiliyor. Ama hocamın da dediği gibi şey yapmadıktan sonra hani fonksiyonlarına zarar vermiyorsa el fonksiyonlarına sadece takip etmek yeterli olacaktır. Sadece takip etmek yeterli olacaktır. Evet, çok geçmiş olsun size. Ederim. Herhalde bu durumda takip etmek daha doğrusu gibi gözüküyor galiba. Çok sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Feren Hanımcığım, bu telefonlar ne kadar güzel oluyor. Bakın biz şimdi başka yerlerden bahsediyorduk. Kaval kemiğini anlattık, başka dizleri anlattık falan. Ama bir de telefon elde de bir geldi. Şey varmış. Aslında bu bize bir ikaz. Elden bahsetmiyorsunuz, elde de var. Bu nedenle arasınlar şey lütfen bizi seyircilerimiz. Böyle ilginç hastalıkları hem halkımızla paylaşmış oluruz hem de bizim aklımıza gelmeyenleri bizim aklımıza getirmiş oluyorsunuz. Aynen çok öyle. Güzel oluyor. Aynen öyle. Hocam, doğru. Tümör cerrahisi zaten kişisel bazda tek başına bir cerrahi değil. Bir ekip çalışmasıdır. Cerrahi yaparken sarkomların ya da kemik tümörlerinin, yumuşak doku tümörlerinin öncelikli tedavisi cerrahi. Ama cerrahi yaparken tek başınıza değil. Tümörü çıkartıyorsunuz. Tümör çıkarttıktan sonra rekonstrüksiyon dediğimiz yumuşak doku müdahaleleri gerekiyor. Elde ise bakıyorsunuz el cerrahi ile birlikte yapıyorsunuz. Diz bölgesinde ya da omuz bölgesinde ise özellikle artroplasti ekibiyle beraber giriyorsunuz. Yani tümör cerrahisi dünyanın her yerinde bir takım işidir, bir ekip işidir. Bizim de ekibimiz, biz kuvvetli bir ekibiz. Zaten evet. Her şey takım ruhu. O zaman çok önemli. Bahtı Hocam şu takımınızı bize bir tanıtın. Demek ki Mehmet Hocam özellikle el konusunda. El konusunda. Mustafa üst Hocam üst efendim. Mehmet el ve üst ekstremite. El ve üst ekstremite. Evet. Mustafa Hocam sizin ağırlıklı olarak çalıştığınız bölge? İşte alt ekstremite. Alt ekstremite diz bölgesi ben biraz evvel söyledim zaten. Evet. Bahtı Hocam da onkolojik ortopedist gibi çalışıyor evet. değil mi? Tümörlerle daha fazla. Rekonstrüksiyonlar, uzatmalar, ne demek o? Bir anlatın lütfen. Uzatmalar. Tümör cerrahisinin dışında daha önceki programlarda konuşmuştuk. Boy uzatmalar ya da bacak ya da koldaki kısalıkların uzatılması ya da tümörlerden ya da travmalardan sonra oluşan kemik doksanlıklarının tamamlanması gibi yöntemler. Eğriliklerin düzeltilmesi. Peki tümörle birlikte çıkarılan kemik ve eklemler ve kaslar diyelim nasıl tamir edilir? Bana bakar mısın şey gibi sordum. Arabayı tamir sordunuz. Eder gibi sordum. Ya araba tamiri gibi sordum. Nasıl tamir edilir? Nasıl tedavi edilir? Evet. Yani şimdi, çıkardık onları mesela tümörle birlikte hepsini. Nasıl tamir edeceğiz bunları? Şimdi aslında orada tamirden bahsetmek mümkün değil. Burada önemli olan önce hayat. Önce yaşam. Hastanın yaşatılması. Bu yüzden ilk amacımız hastayı yaşatmak. Daha sonra
fonksiyonel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki hastayı yaşatırken de yok canım olsun gitsin ne olursa olsun demiyoruz. Ama önceliğimiz o. Ondan sonra hastanın bu mevcut rahatsızlığının lokalizasyonuna göre eklemde mi, neresinde, işte iki eklemin arasında uzun kemikte mi, kasta mı, çıkarttığımız bölgeye göre biz zaten önceden hazırlığımızı yapıyoruz. Bazen özel protez ürettiriyoruz. Hastaya özel. Boyu, işte açısı, şusu, busu her şeyiyle hastaya özel bir protez üretiliyor. Çıkartılan bölgeye o protez yerleştiriliyor. Bazen normal standart her insanda kullanılan protezler yeterli olabiliyor. Bazen tümör protezleri var, onları kullanıyoruz. Onları hastaya yerleştiriyoruz. Veya bazen de bakıyoruz diyoruz ki ya arkadaş burada ben buradan siniri aldım. Kasları aldım. Kasları evet. Eklemi de aldım. Ama ne yapayım? Buraya bir işte bir parça koyayım, bir tümör protezi koyayım. Hasta bununla en azından ayakta dikilebilir. Belli bir miktar yürüyebilir. Buna razı gelelim dediğimizde oluyor. Ama eğer mümkünse tabii ki kası da yerinde bırakırım. Eğer mümkünse tabii ki siniri de siniri yerinde de bırakırım, damarı da bırakırım. Ama onların yerinin tamiri yok değil mi? Kas ve şöyle var tabii ki. Var. Mesela şey yapılabilir. Mesela Mehmet Bey'le beraber bir araya parça uzatma parça koyabiliyoruz damar. Mesela biz diyoruz ki ya biz bu parçayı alacağız ama o zaman ayak yaşamayacak. Ne yapalım? Başka bir yerden bir parça alalım. Mehmet gel. Sen bunu bu ikisinin ucunu birleştir. Buradan ben buraya. Ben söze gireyim. Şimdi... Hocam siz bu söze girmeden önce biz bir ara verelim. Tamam. Ondan sonra anladım. Sizin girdiğiniz söze devam edelim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim sağlıcakla devam ediyor. Araya gitmeden önce biliyorsunuz bugün kemik tümörlerini konuşuyorduk ama Mehmet Hocam bir şey söylemek istiyorum dedi. Dedik ki aradan sonra hocam söylersiniz demiştik. Hocam buyurun. Şöyle yani tümörlerde tümör ekibi tümörü çıkarttıktan sonra iki çeşit rekonstrüksiyon var. Bir eklemlerin de alınması gerekiyorsa büyük eklemlerde Mustafa Bey'in dediği gibi eklem protezlerinin yerleştirilmesi ki üstündeki cilt kapatılıyorsa. Bir de bizim biyolojik rekonstrüksiyon dediğimiz vücuttan parçalar alarak tümörle beraber alınmış dokuların mümkün olduğu kadar tekrar yerine bir çeşit rekonstrüksiyon yani tekrar yapılandırılması. Yani tümörle beraber işte damarın alınması gerekiyorsa, ekstremiti besleyen damarın alınması gerekiyorsa o damarın tekrar vücuttan başka bir yerde alınan damarla bypass edilmesi. Sinirler alınması gerekiyorsa gene o sinirlerin vücuttaki bazı bizim kaynak olarak kullanabileceğimiz cilt duyusunu veren sinirlerle yani başka bir motor değil de başka bir kası uyaran değil de cildi uyaran sinirlerin graft olarak alınıp o sinirler tekrar rekonstrüksiyon ediliyor. Eğer açık olan yer tümör çıkartıldıktan sonra normal kapanamıyorsa gene vücudun başka yerlerinde gene kaynak olarak kullanabileceğiniz kasların işte damarlarıyla, sinirleriyle beraber alınıp o bölgeye işte mikrocerrahi yöntemle nakledilmesi. Gene aynı şekilde eğer bir kas işlevini de kaybediyorsa gene kasın siniriyle beraber motor siniriyle beraber alınıp o bölgeye nakli ve sinirin sinire, damarların dikilmesiyle tekrar orada işlev görebilen bir kas hale getirilmesi gibi. İşte o zaman diyorsunuz ekip olarak çalışmak zorundayız. Evet. Ekip olarak bir de şey çok enteresan. Yani şimdi vücudumuzda demek ki şunu gösteriyor ki bir ekstra durumlarda kullanabileceğimiz fazla yerler mevcut. Evet, mesela kemik yani yapı muhteşem bir yapı o zaman. Büyük kemiklerde yani. İşte mesela bir femuru alıp femur yerine iki bacağın kaval kemiklerinin damarlarıyla beraber alıp oraya işte femur kalınlığında iki tane şey koyduğumuz vakalar oluyor.
Şimdi bacak ve alt ekstremiteyle Mustafa Hocam ilgilendiğine göre benim aklıma gelen bir şey bunu sormak istiyorum size. Evet. Şimdi diyelim ki bu uyluk kemiği, kaval kemiği aşağıdaki, uyluk kemiği yukarıdaki. Evet. Diyelim ki alt tarafta hiçbir şey yok ama uyluk kemiğinde bir tümör var. Dolayısıyla siz tabii ki vücudu korumak istiyorsunuz. Sadece o hasta olan kısmı çıkartmak istiyorsunuz. İşte Mehmet Hocam dediği gibi o zaman ne olacak? Aşağıdakileri korumak için oraya damar akışı vesaire. Ama bazen de galiba o bölgeden yani istenmeyen bir şey ama hayat kurtarmak için tamamen kesmek söz konusu evet. olabiliyor. Şimdi son zamanlarda medyaya yansıyan bir Güney Afrikalı bir atlet var. Protez bacaklarıyla koşuyor, rekorlar kırıyor. İşte kız arkadaşını mı, nişanlısını mı ne öldürmekle suçlandı vesaire. Herkes duymuştur mutlaka. Oradaki durum nedir? Ve şunu sormak istiyorum. Yani sizin de o tip ameliyatlar yapma şansınız var mı? Diyelim ki bacağın kesilmesi gerekti. Adamcağız, Allah selamet versin, rekorlar kırıyor. Yani demek ki teknoloji bu kadar gelişmiş. Biraz bunlar hakkında bilgi verir misiniz bize? Tabii şimdi bazen o kötü dokular bütün her yeri sarıyor. Şimdi açıyorsunuz, bakıyorsunuz, yani yapacak bir şey yok. Ben buradan herhangi bir şeyi kurtarabilir miyim? Ya da bu ekstremite, kolu, bacak neyse, her neyse o uğraştığınız, onu kurtarabilir miyim diye bakıyorsunuz. Ancak pek mümkün gözükmüyor. Yani kurtarmak için bazen koruyucu yapmanız gerekiyor. Ya da böyle hafif ya da az işlem yapmanız gerekiyor. Ama az işlem yapmak demek hastanın hayatını riske etmek demek. Şimdi hastanın hayatını mı riske etmeliyim ben? Yoksa hayatını hani kurtarıp bacağını feda mı edeyim? Burada bu kararı vermemiz lazım. Tabii ki biz bunları önce hastalarla konuşarak karar veriyoruz. Mutlaka hastayla konuşuyoruz, bilgilendiriyoruz. Onun onayını aldıktan sonra eğer gerçekten biz bu hasta için herhangi bir koruyucu işlem yapamıyor isek, yani bacağı, kolu bacağı koruyucu işlem yapamıyorsak, o ekstremiteyi, o kolu, o bacağı feda ediyoruz. Hastanın hayatını kurtarmak için. Ondan sonraki aşamada, evet, o atlette olduğu gibi protez uygulamaları yapılabiliyor. Ve protez uygulamalarının sonuçları gerçekten çok güzel. Özellikle diz altı olduğunda, mümkünse tabii ki bu, dizinin altından eğer kesilen durumlarda hastalar çok iyi uyum sağlayabiliyorlar. Dışarıdan belki de yolda, çevremizde bir sürü insanda böyle bir şey görüyoruz. Ama fark etmiyoruz. Haberimiz bile yok. İşte adam koşuyor yani. İki bacağı evet. da yok ama koşuyor yani evet. ve rekorlar hatta, kırıyor. Hatta ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama o sporcuyu diğer sağlıklı sporcularla bile yarıştırdılar. Onları geçti. Geçti evet. Yani protez bacağı çünkü, bakar mısınız? Evet. Çünkü teknolojik olarak bir avantaj sağladı ona. Değil mi hocam? Tabii, çok tabii. doğru. Teknolojik olarak ona avantaj sağladı. Diğer sağlam yani kendi orijinal ayağı bacağı olanlardan daha hızlı koştu. Tabii ki ister miyiz böyle bir şey? Ya keşke koşmayayım da ben ama benim kendi bacağım olsun. Kalsın, tabii ki doğru. bunu isteriz ama her şeyden önemli olan yaşam. Yaşamı koruyabiliyorsanız tabii ki bir bacağın bir kolun feda edilebilir. Evet, önce hayatı kurtarmak. Aynı. Önce hayatı kurtarmak. Peki biz hocam bu tümörler nüksedebilir mi? Tabii yani ki. Mesela aldınız, temizlediniz o yerdeki tümörü. Tekrar aynı yerde çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Başka yere de sıçrayabilir. O yüzden hep konuştuğumuz şey şu. Öncelikle iyi bir planlama yapmak lazım. İyi bir planlama yaptıktan sonra bütün tetiklerden sonra biyopsi yapıp adını koyuyoruz. Gözümüz kapalı tümörün içine hemen cerrahi atlamıyoruz ki zarar vermeyelim diye. Bütün bunları yapıp adını koyduktan sonra şimdi eskiden tekrarlamasın diye, aynı yerde olmasın diye 70'lerde, 80'lerde bütün herkesin bacaklarını kesiyorlardı. Ama artık bacak koruyucu, ekstremite kurtarıcı cerrahiler yapıyoruz. Sebebi baktığınız zaman iyi bir cerrahi, iyi bir kemoterapiyle ikisinin oranı aynı. O zaman bacağı kurtarmaya çalışıyoruz. İyi bir kemoterapi aldıktan sonra biz de cerrahimizi sağlam sınırlar içinden yani tümöre dokunmadan yaparsak aynı yerde tekrarlama oranı çok çok düşük. Eğer biz tümörün içine girip tümörü etrafa dağıtırsak aynı yerde tekrarlama oranı ve özellikle bizim tümörlerimiz akciğere çok sıçrarlar. Akciğere sıçrama oranı çok yüksek. Her tedavi edilende sıçramayacak olmayacak tabii bu mümkün değil ama dediğim gibi teknolojinin hızla ilerlemesiyle iyi bir kemoterapi protokolü,
beraberinde doğru sağlam sınırlardan yapılan bir cerrahi, sıkı iyi bir takiple hastalarımızın çoğunluğunda hem aynı yerde tekrarlama oranı düşüyor, hem de akciğere sıçrama oranı düşüyor. Ha, bazı tümörler var, özel, çok böyle sayılı, nadir. Ne yaparsanız yapın tekrarlama şansı vardır. İyi huyludur. Mesela bir sinir kılıfının tümörü vardır. O sinir boyunca, sinir omurilikten çıkıp baş parmağa kadar mı gidiyor ayakta? Herhangi bir yerinde gene tekrarlama şansı vardır. O sinirin boyunca, yani 2 metre, 1 metrelik bir alanda her yere tekrarlayabilir. Bunları bazen şartları var ama. Evet. Bu arada bir telefonumuz tabii varmış. Adapazarı'ndan arıyorlar bizi. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Merhabalar, hayırlı günler. Sağ olun, size de hayırlı günler Ayşe Hanım. Buyurun. Hayırlı günler diyorum ben doktorlarımıza. Buyurun efendim. Benim de kızımda var o hastalık. Evet. Kaval kemiğinde. Ben bunu 20-22 senedir yani götürüyorum ama hiçbir netice alamadım. Nereye gittimse hiçbir netice alamadım. Şu anda hali İstanbul'da yine filmleri var başka bir hastanede. Daha ayın 25'inde gidecek işte. Kaç yaşında kızınız Ayşe Hanım? Benim şu an kızım 26 yaşında. Ama 20-22 senedir gidiyor yani. Bu hastalık onda var. Hiçbir netice alamadım bundan. Hastalığın ismi ne kondu? Hastalığın ismi o sizin söylediğiniz hastalıktan koyuldu. İşte ben onu dilim pek dönmüyor ona. Peki. Ewing mi dediler? Osteosarkom? Osteosarkom. Evet, osteos. Osteosarkom. Peki Ayşe Hanım. Efendim? Ne tedaviler gördü kızınız? Hiçbir tedavi vermediler. Sadece aspirin verdiler. Aspirin başka. O zaman evet. Osteoid osteoma dediğiniz şey. Ağrısı... Sadece aspirin alacak dediler. Ağrıdığı zaman aspirin alacak ama o kadar şiddetli ağrıdığı zamanla oluyor ki yürüyemiyordu ve de geceleri sabahlara kadar uyuyamıyordu. Şimdi Ayşe Hanım, öncelikle efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Osteoid osteomaysa eğer, evet, tanı böyleyse, evet, hastalarımız cerrahiden çok fayda görüyorlar. Yani mesela son zamanlarda yaptığımız birkaç hastamız var. Söylediğiniz gibi bir tanesi bir yıldır dolaşıyor. Bir tanesi son 3-4 yıldır 3 kez ameliyat olan bir hastamız. Evet. Küçük bir cerrahi ile, bazen cerrahinin boyutu değişiyor ama bu evet, osteoid osteoma dediğimiz şey zaten yaklaşık 5 milimetrelik küçücük bir kitledir. Hı. Ama evet, çok şiddetli ağrı verir. Ağrısı çok şiddetli. Onun çıkartılması cerrahi olarak fayda görür. Ama dediğim gibi tanısı osteoid osteoma ise eğer. Evet, cerrahiden... Hayır, bu sizin söylediğiniz hastalık. Çünkü ben onu biliyorum. Çünkü dilim dönmüyordu söylemeye aslında. Anladım. Cerrahiden fayda görebilecek bir hastadır. Bir de hocam biz yani 20... Doktorlara götürdüm evet hocam. Kimi ameliyat dedi, kimi dedi kesinlikle ameliyat olamaz dedi. Daha kötü olur dedi. Hani bir akıntı falan olmadıktan sonra şey olduktan sonra kesinlikle ameliyat yaptırmayın dedi. Ben bunu yani çok götürdüm. 20 senede götürüyorum desem yani öyle yani inanın. Evet, bakın Ayşe Hanım. Yine şu an yine İstanbul'da yine bir hastaneye devam ediyoruz. Hı. İşte ayın 25'inde sindigrafi diye bir çekimi var, ona girecek. Hı. İşte sonuç ne olacak yine bilmiyorum yani. Ayşe Hanım şöyle, biraz önce konuştuk, tümör cerrahisi bir takım ekip işi. Evet. Ne yazık, bütün dünya için konuşuyorum. Tümör cerrahisi birazcık meşakkatli bir iş olduğu için yapanların sayısı çok fazla değil. Özellikle tümör cerrahisi uğraşan merkezler, ekiplerle temas kurmanız tedavinizi daha rahatlatacaktır. Hocam bence siz de temas kursunlar diyeceğim. Evet. Evet. Doğru değil ama. Yani bilmiyorum. Evet. Benim çocuğum yani bu şeyden yani kurtulabilirse bu hastalıktan hiçbir şey istemeyeceğim diye yani çok çünkü üzülüyorum. İyi huylu bir hastalık. 22 küsür senedir devam ediyor. Yani evet, iyi huylu evet bir hastalık ve bunun küçük bir cerrahiyle hocamız hallolabileceğini söylüyor. İşte tabii kimi ki. Kimi doktorlar ameliyat ederim dedi. Kimi doktorlar hiç yanaşmadı. Ona cevap verir misiniz Bahtiyar hocam? Yani buradaki olay evet acaba hocam çok iyi ifade ettiler. Bazı tedavi şekilleri özel böyle bir eğitim, özel tecrübe gerektiriyor. Belki meslektaşlarımız kendilerini o konuda uzman hissetmedikleri için A tedavisi, B tedavisi, C tedavisi var diyelim ki. Onlar kendi ehil oldukları konuyu ön plana getirmiş olabilirler ve bence çok da iyi yapmışlar. Yani insan doğru, çok kesinlikle iyi bilmediği evet şeye kalkışmaması ancak saygıyı hak eder. Bunu bir kere evet söyleyelim ama kesinlikle. Tabii ki hocamın da söylediği gibi bu cerrahi olarak tedavi edilebilen
bir hastalık ve bu konuda tecrübeli kişiler bunu yapabiliyorlar dedi. Bahtiyar Hocam da bunlardan biridir. Ben söyleyeyim o söylemeden. dolayısıyla efendim bence bu şekilde bir değerlendirmenizde fayda var. Hocam evet. Siz de söylediniz. 4 yaşında başlamış, evet. Şu anda 26 hocamın yaşında. Hocamın da söylediği gibi şöyle söyleyeyim, tümör cerrahisiyle uğraşan kişilerle temas kurun özellikle. Hocam siz duymuyorsunuz ama benim kulağıma geliyor. Ayşe Hanım diyor ki önce kaval kemiğinde şişlik yoktu, şimdi kaval kemiğinde şişlik de başladı şişlik diyor. Şişlik de yapabilir. Hı-hı. Çünkü kemik üreten bir kemik tümördür. Devamlı kemik ürettiği için zaman içinde böyle yumurtamsı bir çıkıntıyla yavaş yavaş şişlikle de gidebilir. Evet. O zaman gerçekten bu işi ekip halinde yapan, bu işi bilen, ehli kişilere mutlaka başvurmanız gerekiyor. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ama tedavisi yok değil, tedavisi var. Tabii ki. Ve cerrahi olarak da hastanızı, kızınızı çok daha rahatlatacağını söylüyor hocamız. İnşallah. İnşallah. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Hayırlı günler. Sağ olun geçmiş. Size de. Size de. Evet, aslında biraz konu bölündü gibi oldu ama dedik ki bu özellikle uyluk kemiğindeyse, yani yukarılardaysa aşağıyı korumak için bir sürü yapılabilecek yeni yöntemler var demiştik. Şurada bir takım resimler görüyorum ama evet, şunlar nedir? Niçin getirdiniz mi acaba böyle? Onları? Biz evvel konuştuğumuz şeyler hocam işte. Ha, onlar mı bunlar? Yani hani protezlerden bahsetmiştik. Evet. Mesela hastaya özel dizayn yapılabilir veya hastaya özel olmasa bile standart uzatmalı protezler kullanılarak mesela burada gördüğünüz gibi bunlardan bakın şurada hem bir diz eklemi görüyorsunuz hem de burada bir kalça eklemi. İkisini birden çıkartıldığı durumlarda hem kalçaya hem de dize bir protez konularak kaslar eğer korunabiliyorsa ya da korunabildiği kadarıyla cilt, etraf dokular korunup içeriye kemik yerine bu ya da eklem yerine bu protez konularak hasta yürür hale tekrar getirilebiliyor. Bütün uyluk bile çıkartılabiliyor yani. Evet. Uyluk bile çıkartılabiliyor. Evet, bakın şu sol tarafta şunda sadece kalça eklemini görüyorsunuz ama aha, upuzun bir kemik parça ya da onun yerine konmuş bir parçayla veya burada sadece bir diz eklemini görüyorsunuz ama aha, upuzun uyluk kemiğiyle beraber çıkartılacak şekilde ya da ikisinin bir arada kullanımı bütün kemiği hem dizi hem aradaki uyluk kemiğini hem kalçayı, çıkartıp yerine bir protez büyük sol bir protez. Sol tarafta da zaten hastanın tedavi öncesi evet, ve burada da uygulanmış halini görebilirsiniz. Şu evet, değil mi hocam? Evet, şurada. Şöyle biraz evet, çıkartayım ben isterseniz. Şöyle yapalım. Evet. Burada da uygulanmış halini görebilirsiniz bakın. Bu şimdi burada hastaya uygulanmış hasta hali. Kırılmış. Burada bakın diz eklemine bir protez yerleştirilmiş. Buradan yukarı doğru takip ettiğinizde bakın burada da kalça ekleminde de bütün şeyi çıkartıp yerine bir protez uygulaması yapılmış. O zaman çok rahatlıkla hayatını devam ettirebiliyor evet, bu hasta. Bu ağrısız yapar mı? Yani şimdi insanın kendi bacağı değil de metal bir aksamla koşacak, yürüyecek bir ağrı yapan bir durum mudur? Genellikle proteze bağlı ağrı görmeyiz. Ancak tabii ki protez size ait olmayan bir parça. Size evet, ait olmayan bir parça da çeşitli tabii ki rahatsızlıklar verebiliyor. Çok nadir de olsa sürtünme bölgelerinde ağrı yapabiliyor. Sonuçta orada kemik olmayacağı için kemik ağrısı hissetmeyeceksiniz ama protezin metalin varlığına ait ufak tefek ağrılarınız olabilir. Ancak bu yine de bir tümörlü tümörle yaşamaktan veya hiç yaşamamaktan evet, daha ya iyi. Tek bacaklı çok olmaktansa iki bacaklı evet, hale geliyorsunuz. Evet. Bu çok büyük bir konfor herhalde. Evet. Evet. Hocam evet, bir ara verelim konfor isterseniz. Hayır, buyurun. Buyurun. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Efendim sağlıcakla devam ediyor ama artık son
dönem içerisindeyiz. Çok kısa bir zamanımız kaldı. Kemik tümörlerini enine boyuna konuşmaya çalıştık ama ne kadar konuşabildiğimizi bilemiyorum. Çünkü konu çok geniş bir konu ama epeyce güzel mesajlar verdik galiba diye düşünüyorum. Evet. Artık son birkaç dakikamız içerisinde bizim unuttuğumuz, sizin mutlaka vermek istediğiniz mesajlar olabilir. Bahtiyar Hocam, nedir sizin son mesajlarınız? Hocam, şimdi bizim kasiket sistemi tümörleri çok nadir görülen tümörler. Hastalarımıza tabii buradan böyle telaş olan yaptırmamak lazım. Öncelikle her görülen kitlede, her görülen şişlikte çok panik yapmamalarını tavsiye ederim. Bunun dışında tedavi eğer ehil ellerde yapılırsa ve erken tanı, erken teşhis hep önemli diyoruz. Erken tanı, erken teşhisse ehil ellerde yapılırsa tedavisi mümkün olan hastalıklardır. Eskiden olduğu gibi tedavisiz hastalıklar değil bunlar. Tedavisi mümkün olan hastalıklardır. Çünkü çok teknoloji çok ilerledi. Biraz önce konuştuğumuz protez teknolojileri, içeri kullandığımız metal teknolojileri, cerrahi teknolojiler ve en önemlisi kötü huylu olanlarda kemoterapi ve radyoterapi teknikleriyle beraber hastalarımız çok uzun süre hiç problemsiz hayatlarını sürdürüyorlar ki bizim çok fazla hastamız var. 10-12 yaşında adını koyduğumuz, tanısını koyduğumuz, şu anda 20'li yaşları geçen, 30 yaşına girip çocukları olan pek çok hastamız var. Hocam, ben bir son mesaj ekleyeyim müsaade ederseniz. Battal Gazi dönemi bitti diyelim. Hani atı alan Üsküdar'ı geçtiği anlattık ya. Şu mesajı vermek istiyorum. Bu tip hastalıklarda efendim ekip çalışmasının yapıldığı yerlerde ele almak lazım. Ehil ellerde. Bir de evet, hani bir elinde bir alet var onu kullanan değil de elinde çok değişik seçenekleri olan kurumlarda ve ekip halinde çalışılan kurumlarda bu tip tedavilerin yapılması daha uygun gibi geliyor diye ben de bir mesaj ekledim. Mustafa Hocam, sizin var mı son sözünüz? Var. Aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Hani hep konuştuk ya büyüme ağrısı. Eğer bir çocuğun sadece sağ bacağı veya sadece sol bacağı ağrıyorsa bu büyüme ağrısı çok büyük bir ihtimalle olmayabilir. Çünkü bir çocuğun sadece sağ bacağı büyümüyor. İkisi de büyüyor. İkisi birden büyüyor. Veya iki kolu da büyüyor, iki bacağı da büyüyor. En azından uyanık olmakta fayda var diye not düşmek istiyorum. Atlamayalım diyorsunuz. Evet, hocam, sizin son cümlenizi alalım kapatmadan önce. Bu gene şeylerde de bende çocuklarda olduğu gibi ileriki yaş gruplarında da hocam da nadir de görülseler ileriki yaş gruptaki hastalarımızda böyle müpem devam eden ağrıların her zaman romatizme yormasınlar. Gerekli tetkiklerini yaptırsınlar. Teşekkür ederiz. Evet, geldik programımızın sonuna değil mi hocam? Evet, sonuna geldik. Veda etme zamanı geldik. Tekrar ben de şunu hatırlatmak isterim sevgili seyircilerimize. Sağlık her şeyden çok önemli. Eğer sağlığınız varsa hayatta yapabileceğiniz, başarabileceğiniz şeyleri başarırsınız. Sağlığınız yoksa zaten düşündüğünüz şeylerin hiçbirini yapamazsınız. Onun için hep sağlıklı kalın, sağlıcakta kalın, hoşça kalın diyorum ben. Hoşça kalın efendim.